Murat Pardakçı Seçim derdiyle burnumuzun dibindeki bu tehlikeli projeyi aman göz ardı etmeyelim. İki ay sonra iki seçim bir arada yapılacak. Memlekete hayırlı olsun. Türkiye 24 Haziran seçimlerinin erken mi yoksa baskın mı olduğunu tartışırken hemen yanı başımızda yepyeni ama bizim için dert olması muhtemel bir projenin hayata geçirilmesine. Birleşik Amerika'nın öncülüğüyle kurulacak bir Arap ordusunun Suriye'de terör örgütlerinin cirit attığı bölgelere yerleştirilmesine çalışılıyor. Pentagon'un yalanlamadığı haberlere göre söz konusu ordunun Suriye'nin kuzey bölgelerinin DEAŞ'tan temizlenmesinde görevlendirilmesi düşünülüyor ama böyle bir silahlı grubun DEAŞ'ı hedef alırken PKK'nın bölgede değişik isimler altında faaliyet gösteren uzantılarına destek olacağı da gün gibi ortada. Böyle bir gelişme güney sınırlarımızdaki hareketliliğin Amerika ve koalisyon ülkelerinin desteğini almış bir Arap ordusu vasıtasıyla daha da aleyhimize gelişmesi ve bizi daha da uğraştıracak bir hal alması demektir. Kaldı ki Suriye'de bir Arap ordusu teşkili fikri yeni değildir. Böyle bir ordu daha önce de kurulmuş ama Suriye için felaketle neticelenmiş. Üstelik Avrupalı müttefikleri de birbirine düşürmüş eski bir maceradır. Dört oğul ve üç ordu. Sözünü ettiğim geçmişteki Arap ordusunun neyin nesi olduğundan kısaca bahsedeyim. Hani şimdilerde Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadığımız büyük ihaneti reddedip Araplar bize karşı isyan falan etmemişlerdi. Şerif Hüseyin'in 1916'da başlattığı iddia edilen ayaklanma yalandır. Sadece bazı Arap kabilelerle ufak çaplı çarpışmalar yaşanmıştı o kadar demek moda oldu ya. Mekke Emiri Şerif Hüseyin bin Ali'nin tarihlere Arap isyanı diye geçen isyanı hakikaten yaşanmış, hatta bizim için kan, gözyaşı ve azapla son bulmuş ve on binlerce Mehmetçik çöllerin kızgın kumlarında şehit düşmüştü. Osmanlı İmparatorluğundaki Arap tebaanın tamamının isyana iştirak ettiğini söylemek haksızlık olur. İstanbul'a sadık kalıp isyancılara karşı mücadele eden Arap askerler ve subaylar tabii ki mevcuttu. Ama Şerif Hüseyin'in İngiltere'den aldığı destekle bize karşı savaşan Arap birlikleri bozguna uğramamıza kâfi gelmiş, isyancı Arap kabileleriyle İngiliz ordusunun saldırıları karşısında büyük bir mağlubiyet yaşamıştık. Şerif Hüseyin'in Faysal, Ali, Abdullah ve Zeyd isimlerinde dört oğlu vardı. Sonraki senelerde Türkiye'nin meşhur ressamlarından Fahri Nusa Zeyd ile evlenecek olan Zeyd, isyan sırasında henüz küçük yaşta olduğu için isyanda önemli bir rol üstlenmemiş ama Şerif Hüseyin'in diğer üç oğlu o günlerde teşkil edilen Kuzey, Orta ve Güney Arap ordularının başına geçmişlerdi. Kuzeydeki orduya Faysal, ortadakine Abdullah, güneydekine Ali kumanda ediyor, İngiltere her üç orduya da yardım sağlıyordu. Meyselun'daki katliam, Faysal'ın komandasındaki Arap ordusu İngilizlerin desteğiyle 1918 Ağustos'unda güneyden Suriye'ye doğru ilerlemeye başladı ve 1 Ekim 1918'de Şam'ı işgal ettiler. Galibiyetin getirdiği sarhoşlukla hükümdar olma hevesine kapılan Faysal ordusuna da güvenerek 1920'de kendini Suriye kralı ilan etti ama İngilizler o sırada Suriye'yi Fransızlara vermişlerdi ve Faysal karşısında Fransa'yı buldu. Fransızlar taht sevdasından vazgeçmesi yolundaki taleplerini Arap ordusunu hala gerçek bir güç zannedip reddeden Faysal'a artık silahla baş eğdirmeye karar verdiler. İstanbul'daki Harp Akademisi'nden mezun Yusuf el-Azman'ın kumandasındaki Arap ordusuyla Başında General Henry Grod'un bulunduğu Fransız birlikleri arasında 24 Temmuz 1920'de Şam yakınlarındaki Meyselun'da meydana gelen savaşta Faysal'a bağlı Arap ordusu perişan oldu. Yusuf el Azma başta olmak üzere binlerce Arap askeri hayatını kaybetti. Faysal tacı ile tahtını bırakıp Şam'dan apar topar kaçmak zorunda kaldı. Seneler sonra bu defa İngilizlerin desteğiyle Irak kralı oldu ama hayata 1933'te İsviçre'de sebebi hala tartışılan bir şekilde veda etti. Suriye meselesinin bugün böyle içinden çıkılmaz bir hale gelmesinin ve Fransa'nın Suriye'ye hala kendi toprağa gözüyle bakmasının başta gelen sebeplerinden biri Arap dünyasının bir zamanlar gerçek bir güç zannettiği ama savaş meydanında sadece 4 saat içerisinde perişan olan Arap ordusudur. Suriye'de benzer bir ordunun tekrar hayata geçirilmesi, bu orduyu teşkil etmeye çalışan güçlerin birbirlerine mutlaka girecek olmaları yüzünden yine felaketle neticelenecek ama arada bizi de biraz uğraştıracaktır. Murat Bardakçı, Habertürk